Nathan ne geldi. İstiyorsun mesela? O kadar... Sigurum'un canı sıkılmış. Çok bariz belli artık. Tamam Nathan da arada oynandı, 1-2 gördük falan ama... Yani burnu üstüne Nathan... Bunlar biraz neden biliyorsun? Johnny Dean insanların işte kaç kahraman oynadığını söylemeye başladı ya. Ben sana söyleyeyim. Herkes stat burada kasıyor, stat kasıyor aynen. Aynen aynen. Sigibum da anlatacak. Gelecek abi ben işte atıyorum 25 kahramanla oynadım diyecek. Yani işte kaç oldu Sigibum da hiç bilmiyorum ama. Sigibum da ama şey ya o konuda net yani. Net böyle evet. Çok dallandırıp budaklandırmıyor. Pagu'dan da Matilda geldi. Matilda'nın da 27. tura kalması acayip. Ve Clint geldi. Şu nasıl oynanırmış ya bir görelim bakalım. Bakalım. Çünkü Clint de koridoru dağıtır dağıtıyor. Yani. Gerçekten çok Clint güçlü. Clint dar bir koridoru dağıtır. Bence ihtiyaçları vardı altın koridorunda. Çünkü birebir de acayip bir diff yenmişti orada. Evet. Şey olarak. Birebirden kastım birebir skorlarda değil de altın farkında. Yani Clint buradan Nathan'a karşı ittirme üstünlüğünü ve koridorun genel dengesinin üstünlüğünü eline alır ama Nathan isterse ölmez Clint'e. Yani istediği zaman. Ölmesin o zaman. Yani anca o olur daha doğrusu. Evet. Rotasyona bakar. Bakalım yani ikinci karşılaşmada artık başlıyor olacak. Beşinci hafta son eşleşme. Ölmesin o zaman. Yine anladın değil mi? Evet. Ben anlamıştım es geçtim ama o geç anladı. Ben şey demeye çalıştım yani Nathan hani işte kaçar her türlü bir şey olmaz demeye şimdi anladım. Ölmesin. Ölmesin o zaman ya. Abi yine aküler aktı ya. Oğlum çok iyi. Dördüncü maçı bu adamla vermeyin ya. Ya iyi ortamıza almalıydık bu evet ya. Sekansta yani. Sekansta ortamıza evet. Lazımdı. Yok, köşeye kaçtı, iyi kaçtı. Bakalım kimler bu maçtan nasıl kaçıyor olacaklar. Günün son eşleşmesi, ikinci karşılaşma söz sunucularımızda. Teşekkürler Sinancığım. Ve iki kadro da artık son maçın galibiyeti için burada. Bir tarafta turuncu, diğer tarafta mor güçlendirme. Hızlı bir şekilde başlangıç yapılacak. Evet yani bir miktar hasar var Pagu üzerinde hatta belirgin bir hasara dönüşüyor. Bu Diffy'den hareketli oyun şu ana kadar Pagu'nun canını sıktı. Çu oyunuyla beraber bir önceki maçta rakiplerinin elindeydi şimdi Diffy'de izleyeceğiz. Aslında Diffy'nin en iyi kahramanlarından biri ama metada bazen var bazen yok. Bakalım neler çıkartabilecek Diffy. Pagu 1-2 spamını attı. Sigibum'da. Bekliyor. Orada iki tarafta koridoru çok ittirmek istemiyorlar tabii. Ve Diffy içeriye doğru şöyle bir yokladı. Kazuya da alt tarafa doğru uzaklaşıyor. Seviye avantajını yine almaya çalışacak. Hala 4 olmadığı için orada bir fight kovalayamadılar. Ve üst tarafta da koridor Sigibum'un isteği dışında kaldı. Aksu'ya doğru ufak çaplı bir ittirmiş. O yüzden yaklaştırmıyor Aksu'da. Ama koridor tekrar ona dönecek. Çaldı mı? Yok. Seki'de kaldı burada yengeç. Ucu ucuna bir denemesi vardı Sigibum'un ama Seki'de kalıyor. Burada bir hareketlilik Scott terse kalmış olabilir. Ona ciddi miktarda hasar var. Edith bu arada yani ışınlandığı yere doğru. Yani zor da değildi ama gözlere güzel göründü. Gidişine. Evet. Gidişine yapıştırdı orada Kazumi Diffy. Burada beklemeye devam ediyorlar Pagu ve Begin. Şu anda orta koridordan oradan alt tarafa doğru bir ufak rahatsızlık verecek. Kazumi o neymiş ya? İki yetenek vallahi yarı canını vurdu. Diffy intikam almak istiyor. Şimdi burada tekrar yaratık bırakıldı Kazumi. No no no. Dedi. Pagu durduruyor mu? Yok canım yok. Artık. O kadar da değildir herhalde ya. Öyle o de olmasın. O kadar değil gerçekten. Pagu ayak oyunlarıyla beraber burada hayatta kalmaya devam ediyor. İşte burada çok güzel attı Lunar. Yani daha ışından gelmeden. Evet. Bu biraz şey de oyunu. Erken atmanın güzelliği var. Aksu ölecek. Hadi artık. Bir tane daha var mı? Yok. Pagu geldi. Dedi ki yeter be kardeşim. Ben kesemediniz. Hallederim İki dedi. Saat dedi Begin bu arada kuleden bir tane takla Diffy'den. Çok güzel oyun var ama işte Begin'in pasifini hesaba katmak lazım. Seki kovalayacak. Sigibum'un yeteneği dönerse belki orada tutabilirler o pozisyonu ama yetenek henüz dönmüş değil. Son bir atış Sigibum'dan. Seki de yakalanıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Begin'i düşürdükten sonra tamamen geri bassa Seki. Seki dönmüyor muydu? Düşünüyorum pozisyonu. Dönüyordu bence. Bir hamle daha içeri yaptı kulenin altına. Çünkü. Yaptı mı? Evet, tam emin yaptı. Olamadım. Sanki ben de döndü gibi hatırlıyordum da. Yani tekrar gelirse bir ara bakarız. Bir slowly scout üzerinde ciddi miktarda hasar var. Lunar koridorun dengesini elinde tutmuş görünüyor. Allah bindi yine robotuna ama. Abi şöyle de bir sıkıntı var. Destroyer scout'tan seviye olarak bir seviyeye yakın üstün. Evet. Bir seviyeye yakın üstün yani %70-80 bastı orada. Problematik. Orman kamplarını falan alıyor tabii Aksu. Burada birazcık daha hayatta kalıp rahat edebilmek için. Henüz öyle bir
koridor baskısı verebilmiş değil. Tabi koridorda yine skor falan aldılar ama Sigivum'da 1-0-1 kanatlarını aldı yanlış görmediysem. Son saniye orada bir item gittiğini gördüm. Yani Stroyskat bayağı zorlanıyor. Hatta bir oyun daha var onun üzerinde. Ya bırakmaya çalıştılar Kazuya'ya doğru mu? Lunar'a doğru mu? Nasıl ya? Birbirlerine bırakmaya çalıştılar herhalde. Anlamadım orada. Kim alacak falan derken olmadı. Kazuya alıyor şimdi merak etme. Kazuya... Ya yok. Yo, olmadı. Ha gayret. Yok canlı kaldı. Derken Seki geldi. Dedi ki yeter kardeşim siz kesmiyorsanız ben sizi keseceğim. Lunar iki kule arasında Kazumi o bölgeye doğru destekte. Ve Seki'de kalan bir killin ardından Begin'de üst tarafta Aksu'yu yakalamış. Çapraz bir oyun var. Kaplumbağa tarafında avantaj Cold Flame'de ama Ace de zaten koşmaya başlıyor. Evet burada bir karşılaşma var. Diffy bir hamle yapmayacak. Paku ile karşı karşıya gelmişlerdi. Kaplumbağa özelliğine döndü bazı noktalar. Şimdi Pagu burada pozisyonu alan isim. Seki'nin bir hareketliliği var. Pagu hata yapmayacak bu pozisyonda. Devamında Begin çalılarının içerisinde Kazuya'da kaplumbağa hasar vermeye başladı. Diffy ultiyle beraber burada servis ediyor Begin'i ama son saniye o da kendi ultisiyle beraber hayatta kalacak. Ekstra olarak Pagu'dan gelen bir destek var. Pagu Seki'yi yakalamaya çalışırken Begin ışınlanıyla beraber son saniye bir hamle yapmak istemişti. O yeterli olmadı ve skora dönüştü. Artık burada Cold Flame için tekrar bir fırsat olabilir Sigibum. Hasarı vuramadı Seki'ye. Destroyer Scott bir kez daha kule altında baskı yiyor. Yani bu arada kule altında aldığı hasarla kule dışında aldığı hasar arasında herhalde bir 17 kat fark var. Ne vurdularsa adama kule altında vurdular ya. Yani gerçekten o kulenin altında neler neler yaşadı çocuk. Kule travması oluştu adamın. Gerçekten. Yine altın koridorda 1500 altın bak bu arada dakika 5. Çok belirgin bir farkla yine başlamış görünüyoruz. Biz normal standartlarda Clint'in daha iyi geçirmesi gereken bir koridordan bahsediyoruz ama rotasyon fazlalığı oldu oraya. Evet. Kazumi Diffy ekliyorlar. Yine geldik kule altına abi. Yine geldik kule altına. Ve skor da çıktı. Cold Flame'in zaten buraya destek getirmek gibi amacı yok gibi görünüyordu. Ki bu noktada da Destroyer Scott sonunda düşmüş oldu. Uzun süre bu kulenin altında kaldı ama artık hem kulesini hem canını kaybediyor. Seki bekledi. Son bir sersemletme denemesi var ve şimdi burada Diffy güzel bölgede kalacak. Üzerine Begin'i tekrar servis etmeye çalıştı ama arka tarafta Nathan'ı dikkatini çekmek istiyorum. Pasifle beraber alan hasarını yağdırıyor. Son dokunuşta Kazuya'dan. Allah arayıp alır, arayıp bulabilir ya STG şu an her yerde. Fark 4K. Tabii yine tempolu bir oyun. Verilen hasarlara baktığımızda ilk 5 oyuncudan 4'ü STG kadrosunda. Bu da ne kadar bir baskın oyun oynadıklarını gösteriyor. Ayy, bir atın bu. Destroyer güzel bir ultiyle devam ettirmek istedi. Devamı gelmedi. Bir dondurma var üzerinde. Yine adam kule altında. Yine bir canda. Çocuk yaptı hareketini ama. Yani deniyor olmuyor. Diffy terside kaldı gibi. Vallahi düzde de kalsa çok çıkamayabilir oradan. Son saniye burada pasifiyle beraber Begin hayatta kalacak ve son hasarlar Seki'ye gelirken Diffy'de sanırım bir ölümsüzlük vardı. Lunar evet. Seki'yi aldı. Diffy yaşıyor ölümsüzlüğünü harcamış oldu. Yani Nathan da şu aşamada bayağı vurur ki erken oluştu bu hasarı Nathan'ın. O da ultiyle beraber gelecek. Kaplumbağa falan hiç gitmiyor ya. S2G şu an biraz KD'ye oynuyor gibi. Ya bedava kaplumbağaları var. Bedava alt kule falan gidilebilir rotasyon atılıp Hayabusa'yla. İyice oralı değiller. Tabii tabii. Oyunda bazı standartların dışına çıkıldığını hani ilk seride de söylemiştik. Burada bir tık daha belirgin görünüyor. Evet evet. Oyuncuların hareketliliği, hani her savaşı her zaman istemeleri ve birazcık hani görsel şova dökmeleri iki taraf için de en azından izleyenlerimiz bizim için de keyifli hale getirmeleri. İşte base spamlamalar, üst spamlamalar vesaire derken bazı standartların dışındayız ama tempolu bir oyun var en azından onu söyleyelim. Daha hiç base spamlamadım oyunumda biliyor musun? Ben de. Öyle bir alışkanlığım yok yani. O 30 yaşından sonra bitiyor ya. Değil mi? Öyle bir şey. 30 çok bence bu arada yani. 20-25'te bitmesi lazım. Lunar bekliyor. Hala girmiyorlar tabii kaplumbağa. Üst tarafta Clint'i skora çevirmek isteyen bir Kazuya var. Vallahi söyleyeyim Akso kaç. Akso kaç. Akso base'i atmaya çalışacak ama buldu onu çalıda. Rahatlıkla bir kile dönüştürebilir gibi Kazuya yakalamış. Bu taraftaki fight'ta da Destroyer Scott takım arkadaşlarının önünde durmaya çalıştı. Lunar gitmeden Seki'yi alacak. Üzerine tekrar tankına binip kovalamak istiyor ama gerek yok. Lord'a dönüştürdüler burada kaplumbağayı ve erken bir Lord isteği de tabii S2G'de biz çok konuşmadık.
oluştuğu için böyle de bir hamle yapılmış olabilir. Tabii. Ya bu da aslında planlı bir oyun olabilir. Yalnız hakkını vereyim, burada bu kadar şey oluyorken minimap'ten öbür taraftaki fight'ı anlattın. Orada da kredini teslim ediyorum sevgili. Biz de bu sektöre ve mesleğe yıllarımızı verdik canım yani. Biz de boş değiliz diyorsun. Yok, boşuna ben 10 yıldır sunuculuk yapmıyorum. Evet, 10'a 3'lük bir oyun ve Suji'nin net dominasyonuyla devam ediyor. Alınan Lord'a istinaden inceden inceden kapatacağız gibi ama Cold Flame'in bir cevabı varsa artık kendi üstünde çıkartmak durumunda onu ortaya. Lunar tahmin etti orada bir şeyler olduğunu. Seki geliyor kuleye doğru. Evet hocam. Yine bir Lord, yine üst taraf ittiriyor. Yine orta tarafta verilecek belki de bir savaş ve 10 dakika sonunda oyun kapanabilir. Pagu devam etmedi. Çok gerek de yok. Üst kule gitti, alta dönüyorlar. Tam ilk maçın tekrarı ya şu an. Yani geliştirilmemiş bir Lord olmasıyla da tabii ki burası o Lord'la beraber kapanmamış oluyor. Dediğin gibi ilk maça benzer bir senaryo var. Bir hareketlik vardı içeriye doğru. İçeri güzel giriş. İçeri güzel giriş. Son dokunuş burada yani. Destroyer Scott'a sanki hiç tank değilmiş gibi hasar çıktı. Ya da bayağı geri kaldı. O 9. seviyede şu an. Yine bir 15 seviye Kazuya'dan bahsediyoruz. 3 kişilik bir dondurma. Üstüne ulti. Son bir sersemletme. Yani Lord'la alamadıklarını düz fight'la aldılar. Kazuya bir o gölgede, bir bu gölgede, bir yana gidiyor, bir oraya, bir buraya gidiyor. Lunar da toplamaya çalışıyor tabii kuleyi. Denedi Diff'i, alt tarafta ultiyle birlikte skor isteyecek ama o isteği de reddedebilir. Pagu düşen ilk isim oldu arka tarafta. Kovalamaca içinde Sigibun takım arkadaşlarını yem etmeyecek ve yan taramaya hasara bakar mısın? Yani bir kişi ölü, Kazuya'nın canı az, Lunar'ın canı az. Belki buradaki ittirme bu yüzden durabilir. Ki öyle de oluyor gibime görünüyor benim. Diff'in o hareketliliği bizi birkaç dakika daha burada tutacak o yüzden. Valla 4K ormanda biter var. Biter mi yoksa acaba? 3K altında var. 1K, 1.5K bandı mid ve dolaşıp da var. Zaten 12K fark var 10 dakikada. Hmm. Dakika başının üstüne geçmiş yani 1K'nın. Çok yani biraz işte diyoruz yani formalitemsi maçlar olunca. Tabii tabii. Bunlar doğal. En azından bol skor oluyor, tempo oluyor. Herkes savaşmak istiyor. En azından günün son maçı için ideal aslında. İlk maç bu olsa mesela kötü. Tabii. Yani. Şimdi bakalım. Alt taraftan da minyon dalgaları gelecek. Lord'u istiyorlar, acele etmiyorlar. Gayet sakin ve net. Yani Lord'dan sonra SUG tabii bu maçla beraber hatırlatmayı da yapalım. Birincilik koltuğunu geri almış olacak. Günün başında FF maç fazlasıyla 16 galibiyete ulaşmıştı. Evet. Bunu da kazandıklarını varsayarak SUG'nin 17-3 olacak. 17-3 olacaklar. Vallahi 20 maçta 17 galibiyet daha ne yapsın? Tabii. Çok çok önemli ki Denizbank İstanbul Valkes'e kime? Bir iki tane kaybettikleri maç kimeydi ya onların? IV'ydi herhalde ya. Onlaraydı değil mi? Bir aradan öyle tabii, tabii istemedikleri mağlubiyet vardı. Neredeyse full'e gidiyorlardı yani hatta. Digi ile ne oldu onlar? Birbiri miydi? Birine tabii bir beraberlikleri, birine de bir 0-2'leri var. Aynen. FF'i yenmesi onların çok şey oldu. Aynen öyle. Dediğin gibi. IV'ye 2-0. Evet, IV'ye 2-0 kaybedip DJ'ye de bir tane verdiler galiba yanlış hatırlamıyorsam. Destroyer Scott biraz önde ve çok rahat kile çevriliyor. Sigibum burada rahat bir pozisyondaydı ve ölümsüzlük var Diff'in üzerinde. O ölümsüzlük alınacak, ardından skor çekilecek. Baze de can yenilemeye çalışıyorlar ama burası sonuç getirir mi? Pek emin değilim. Begin evet, oto ataklarıyla beraber zaten. Baze'e vurmaya devam ediyordu. Son dokunuşla beraber S2G Esports'ta tekrar ligin tepesine yerleşiyor ve Cold Flame'i 2-0'la geçmeyi başarıyor.